Ya dur bir Tibet. Kıyafeti anlatıyorum, kesme lafımı. Şimdi önleri fırfırlı. Arkası böyle dümdüz saten iniyor yerlere kadar. Burada da fiyonkları var. Güzel. Saçımı ne anlatıyor da böyle anam bu iki saattir? Sımsıkı toplatacağım. Tibet'le düğüne gideceklermiş teyze. Ay, sorma Tibet, bir heyecan, bir heyecan. Ya. Kız Deliş. Efendim teyze. Hangi arkadaşın evleniyor? Bilgen yok muydu teyze ya? Ay yok artık. Vallahi bir de yakışıklı çocuk buldu kendine. Allah çirkin şansı versin. Yani o kız bile yaptı nikahı, sen daha otur. Teyzeciğim ama. Bir düğün lafı duyduk. Hayrola? Yıldırım nikah falan mı var Tibet Bey? He? Saçmalamayın ya. Bizim düğünümüz değil. O ne zaman olacak peki abla? Oho, ona daha var ya. Efendim? Ya Zeliş. Nasıl yani daha çok var? Ne kadar çok var mesela? Bir tarih var mı kafanda? Bir yıl, beş yıl? Hı? Abartma kızım, daraltma çocuğu. Ben kalkayım artık. Suat teyze. Otursaydın abi. Kalkar işte böyle. Evet ya, fırça yarım kaldı abi. Damat arkadaşa söz verdim. Şimdi telaşı vardır falan, bir gideyim. Beraber çıkalım, ben de kuaföre gideceğim. Yolda da konuşuruz daha. Ha? Ha, oldu, tamam. Konuşuruz. Hadi bakalım. Görüşürüz, gel biz geçirelim. Ya Zeliş, ne oldu ki? Konuşacağız Tibet'ciğim. Görüşürüz Suat teyze. Aa, ya anneciğim ya. Benim kuru temizlemeye gitmem lazım ama hiç vaktim yok. Hem benim elbisem var hem Tibet'in takımı var giyeceği. Hiç merak etme Zeliş'im. Teyzenle ben gider alırız. Aa. Tamam, biz zaten burada giyinip çıkacağız. Gelir tamam, yenir tamam. Çıkarız anneciğim. O nereden çıktı ayol? Hanımefendi düğünlerde gezecek. Peşine biz koşturalım. Çarşıya çıkacaktık ya teyze. Dönüşte alıveririz. Sağ ol anneciğim benim. Oh. Çok sıkma çocuğu. Duydun mu beni? Kepçe. Anam bu kılıklar da ağırmış. Taşı taşı kolum koptu ha. Ay oh. Ne söylendin be teyze. Ne olmuş yani? Çocuklara bir faydamız dokundu. Kız Suat. Zeliş de ne güzel gelin olur değil mi? Ha? Ay değil mi teyze? Hayırlısıyla görsem kızımın mürüvvetini de. Onun da düğününde böyle hazırlansak. Düşünsene biricik kızım böyle bembeyaz gelinlikler duvaklar içinde. Görsem mutlu mesut yuvasını kurmuş. Duygulandın da duruldun be Suat. Kıza nasıyım ben teyze? Düğün muhabbeti açılınca böyle oluyorum. Kalk Suat, durağı kaçırdık anam. Ay sahi ya. Kardeş dursan inecek var. Müsait bir yerde durur musun kardeş? Dur, dur. Bak hiç duyuyorum bak. Alo. Tamam teyze, durduk. Teyze değil, abla, ablayım ben tamam. Abla. İnsan bir sorar, inecek var mı? Nereden bileceğim kardeşim? Nereden alıyorsunuz bu ehliyetleri? Gel hadi gel. Allah Allah. Önlerine geleni şoför yapıyorlar. Şikayet edeceğim sizi. Alo Zeliş'im. Aldık elbiseleri annem. Çok güzel olmuş yavrum. Ay. Yalnız ütüsünü beğenmedim ben biraz ama evde ben bir ütü basıveririm. Merak etme sen. Suat. Şşt. Dur bir teyze. Suat. Ben de öptüm yavrum. Ay teyzem, bir konuşturmadın. Kız elbiseler. Ha, nerede? Minibüste olacak, nerede? Eyvah! Minibüsçü! Dur kardeş, dur! Hayret bir şey ya! En yakın arkadaşlarımız evleniyor. 10 numara saç baş yaptırmışım. Üstüme giyecek bir şeyim yok ama. Tamam kızım, tamam. Savurup durma şu saçlarını. Her tarafa sen bulaştırdın. Evet ya. Ben de diyorum, nereden geliyor bunlar? Hem bir hatadır olmuş. Unutkanlık işte, uzatma. Yarım kilo elma alsa unutmaz bu kadın ya. Koca koca iki tane elbiseyi nasıl unutuyor ya? Lafa dalmışız kızım, ne yapalım? Hem annen ayarlıyor içeride bir şeyler. Ya başka elbisem yok benim. Neyi ayarlıyor bana? Of, kafam şişti ha. Ben uydurdum bir şeyler Zeliş'im. Kendiminkilerden. Bana olur mu hiç onlar ya? Gençliğimden kalma kızım. Hem ben evlendiğimde 48 kiloydum. Sorma bana. Tamam hadi kızı hallettin. Tibet ne yapacak? Ya benim üstüm iyi aslında ya. Şöyle, şöyle. Tibet vallahi paralıyım şimdi. Sen bütün sinirimi senden çıkartırma. Şşş. İki tane arkadaşımız evleniyor. En şık halimiz olmamız lazım. Halı sahaya mı
gidiyoruz? Tibet'te de uydurdum bir şeyler. Nereden uydurdun anne? Bizimkilerden mi? Benim takım hayata vermem söyleyeyim yani. Hüsnü, senin eski takımı ütüledim Tibet'e. Ha, tamam hadi ver ver Suat, hadi ver, ne yapalım? Maksat çocuklar işi görürsün. Anne, bunlar bitti. Tibet, oğlum. Sen al bunları oğlanların odasına. Zelişim, sen de gel annem. Çok sağ ol Hüsnü amca. Bir şey diyor oğlum, bir şey diyor. Kuzum, çok beğeneceksin annem. En şık sen olacaksın kuzum. Anne makyajım bozuldu ya. Gel, gel, gel. Ah be. Zeliha çoban. Yemin ederim bayılacağım anne ya. Anne ama bu ne ya? Düğüne böyle mi gideceğim? Nesi varmış bakayım güzel kızım? Gayet güzel oldu. Hem Hülya Avşar da senin yaşında böyle giyiniyordu, ne haber? 30 yıl önceydi ama anne. Daha çok Serpil Çakmak'la olmuşsun abla ya. Geliyor! 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 Geliyor geldi! Hadi İşte bu! Bu! Bana da yakıştı gibi ha Zeliha. Ya bir dön aynaya baksana Tibet. Ya hiç olmuş musun ama? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu! Ha? Nasıl? Ha? Aferin Üstücüm. Vallahi bizden bu kadar Zeliş'im. Daha ne yapalım ama değil mi? Dur bakayım şu saçını şuradan. Bakayım. Bak. İşte bu. İşte bu. Bu kadar tamamdır. Hadi kızım hadi hadi boşalt burayı. Taliye. Taliye hadi kafam şişti hadi. Hadi. Eğlenceler abla. Hadi. Bol fotoğraf çekin ha. Tabii tabii. Dı maşallah. Allah'a emanet olun Zeliş'im. Öf ya öf. Olmadık ama. Hadi hadi çok hadi güzel oldunuz kızım. Çok güzel. Bu kadar güzel bir şey hayatımda görmedim. Güle güle. Hadi güle güle. Suat. Ha canım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Heh. Yemin ederim ikisi de kıçıma döndü kızım. Hadi. Hadi çay koy çay.